Merhabalar ve hoş geldiniz. Yeni bir vlogtan daha tekrardan merhabalar. Kortadan beri hiçbir şey çekmiyordum. Ve şeyi çok özledim fark ettim. Ben böyle ilk vloglarımı izleyenler hatırlayacak. Çok fazla böyle... Aa ne yapmışım? Tam bu köşede oturup şarkı söyleyerek falan böyle makyaj yapıyordum. Yani arkada böyle şarkı açarak. Ve çok uzun zamandır onu yapmadığımı fark ettim. Dedim niye yapmıyorum ya, yapayım yani dedim. Hayatımdaki gelişmeleri anlatayım. Yani çok önemli, aşırı böyle değişik bir şey yok da hani genel yani. Biraz gündem konuşalım. Yani kendi gündemim. Bugün Gülzar geliyor. Gülzar da benim genelde vloglarımda çok gözükmüyor. Çünkü çok görüşemiyoruz. Liseden en yakın arkadaşımdan biri yani. Damla da öyle. Lise 2'den beri çok yakın arkadaşız. Ama Kasım ayında Gülzar Ankara'ya taşındı. Bugün de bize kalmaya geliyor. Ve böyle dışarı çıkacağız. Ay neyse bırakacağım artık ya. 8 saattir uğraşıyorum ya. Onun dışında bu vlogda Duru olur mu bilmiyorum. Çekerim ya, hafta sonu geliyor. Hafta sonu falan da çekerim. Duru şu an Hollanda'da, hatta Amsterdam'da. O Hollanda'da okumaya karar verdi. Şimdi babasıyla Hollanda'dalar. Şey yapıyorlar işte, kabul aldığı üniversiteleri geziyorlar. Şehirleri geziyorlar falan filan böyle. Bakalım Ağustos, Eylül gibi kendisi Hollanda yolcusu yani. Bu durum bizim için çok zor. Yani en az iki vlogumu izleyen bile bilir yani bunu çünkü. Evlerimiz çok yakın ve biz çok görüşüyoruz. Gerçekten gözüme bir şey girdi. Duygulandım yalanı falan. Çok görüşüyoruz yani işte. Ve böyle en uzun ayrılığımız 10 gün falan. Ve nasıl dayanacağız, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Gerçekten çok zor ikimiz için de ya. Onun için de çok zor, benim için de çok zor. Uzak mesafe ilişkisi yaşıyor gibi hissettim kendime. Böyle sevgilimi uğurluyor gibi hissediyorum gerçekten. Öyle işte. Onun dışında bu hafta okulum açıldı. Abi ya, vizelere bir hafta kala açılması hiç iyi olmadı. 10 Nisan'da da vizelerim başlıyor. Aa, vize haftası çeker miyim? Bilmiyorum çeker miyim? Göreceğiz hep beraber. Vizelerim de başlıyor. Hiçbir şey bilmiyorum çünkü online derslere doğru düzgün girmedim. Çünkü ben online ders olunca giremiyorum. Şimdi güneş kremi sürelim. Vurdum. Ay 14 Mayıs için çok heyecanlıyım ya. Yani bu sene ilk kez oy kullanacağım için aslında yani. Hani 14 Mayıs'tan öte oy kullanacağım ben. Yeter ya. Gençliğimin baharında yaşadıklarımıza bak. Neyse. Buradan herkese Levent Yüksel'den Tuana'yı armağan ediyorum. Ay Martin Kam'ı görüyor musunuz? Bugün 4 Nisan ve Martin Kam var bileğimde. Evet. Çünkü leylek göremedim. Evet. Ben Leyla'yı o kadar havada uzaktan görünce tanımıyorum ki zaten. Leylek mi, martı mı? Ne bileyim hangi kuş. Flamingo görsem leylek diye çıkaracağım neredeyse. Canım çıktı burada. Duru az önce Five Guys'dan bana fotoğraf attı. Bakar mısın ne kadar fark ediyor? Oha. Evet, başlayabiliriz. Azıcık da çeneme sürmüştüm. Ay ne yaptım öyle? Allah maskarayla farklı bir insan oluyorum. Sensiz yapamıyorum.
Biraz kaşlarım düştü. Tekrar tanıyacağım. Niye ben onu normalde düşmezdi bu kadar? Hem çok kısa hem de çok kısa. Evet, makyajım bitti. Şimdi sen biraz ışıkla göstereyim. Burası çok karanlık. Oo, fena ışıldıyorum. Bakın farıma ne kadar güzel. Benim şu anda arka planda gördüğünüz odam. Biz bu eve 2013'te taşındık. Ve taşındığımızda aldım. Yani ben 10 yaşındaydım. Normal bir çocuk odası takımı aslında. Ama tabii artık yaşım 20 olduğu için. Yani Ekim'de 20 olacağı için. Hem yani mobilyalar... Bir çocuk için tasarlanmış sonuçta ve ben sığamıyorum artık, eşyalarım sığmıyor. Mesela bu çalışma masası gereksiz büyüklük, çok yer kaplıyor odada. Makyaj masama sığmıyorum falan filan. Ben de odama yenilemeyi düşünüyorum aslında. Bizim şu an oturduğumuz ev aslında anneannemin babasının evi. Anneannemin babası yaptırmış yani bu evi. Ve 63 senesinde yaptırmış. Yani bu ev 60 yıllık bir ev. Çok eski bir ev. Ve bu sene büyük ihtimal tekrar yeniden yaptırılacak bu ev. Komple yıkılıp. Yani bu sene taşınma gibi bir durumumuz söz konusu olabilir. O yüzden ben de yenileme, şu anlık yenilememin mantıklı olmadığına karar vermeye. Normalde Nisan sonu Mayıs gibi bu odayı değiştirecektim ben. Ama gündemimiz değişti malum. O yüzden öyle haber vereyim dedim YouTube arkadaşlarıma. Ay bu arada söylemeyi unuttum ya. Bu en önemli şeyi nasıl unuturum? 24 Mart'ta ben tam 100 abone oldum. Yani bu benim için o kadar büyük bir şey ki anlatamam gerçekten. Yani şöyle söyleyeyim, aslında bir sene olmadan 100 abone olmayı beklemiyordum ben. Şöyle yani şu yüzden beklemiyordum. Bu kanalı aslında ben yani gizli tutuyormuşum gibi. Hiçbir yerde paylaşmıyorum ama gerçekten. Bir private hesabım var böyle 50-55 kişinin olduğu. Orada da storyleri sadece 35 kişi görüyor maksimum. Orada işte yeni video paylaştığımda orada yayınlıyorum sadece. Yani yakın arkadaşlarım 30-35 kişi görüyor. Onun dışında da hiçbir yerde paylaşmıyorum yani bu kanalı. Ve şimdi böyle hatta şu an galiba 105 falan abonem. Aşırı mutluyum. Çok teşekkür ederim bütün abonelerime. Abone olmamasına rağmen bana izlenme kazandıran herkese çok teşekkür ederim. 11 Nisan'da da yani haftaya salı tam ilk vlogum yükleyeli 1 sene olacak. Onun için de çok duygusalım ya. Acaba bir kutlama yemeği mi yapsak? Sana birazcık şuralarıma bir pudra süreyim, parlamışım. Kısacası böyle. Şimdi Gülizar geliyor yolda büyük ihtimalle. Ben de birazdan yani birazcık daha şunları tutayım falan. Tekrar görüşürüz. Gülizar geldi. Yani her seferinde ben bok gibiyken kamerayı açmıyorum. Ben birazcık pijamamı giydim. Demirim farklı bir şey vardı diyorsun. Üşüdüm çünkü. Gülizar'a bu aslında bu arada Damla'nın tarifi. Kırmızı biberli, yeşil biberli ve soya soslu makarna yaptım. Kendisi mi bulmuş bunu yoksa bir yerde var mıymış? Yoksa öyle ben bir karıştırdım. Bence kendi uydur, ben yani kendi uydurdu diye biliyorum. Senin çok güzel bir şey değil ki bunu uydurmak. Yemekten sonra görüşürüz. Çıkacağız diye yalan söyleme. Saçlarıma bakın. Çok tatlı oldu. Yani bu taraf olmamış. Niye bu taraf olmuş? Beceremedin demek ki. Teşekkürler. Çok beğendim. Keşke arkaları da yapabilsem ama yetmiyor işte. Bir şey yetmiyor. Yanımız harcadığınız zaman. Bir gudi yetmiyor.
Yok, senle bitirecektim. Benim için. Gurbetçi arkadaşım geldi. Gezdim dolaştım çayır çimen. Aa, hadi bana hediyemi ver. Dur, bana çok güzel bir hediye almış. Ama nasıl turistik? Ama nasıl gizli bir hediye? Nasıl turistik aynı zamanda? Tabii tabii. Ya. Ben ondan... Nereden aklıma geldi? Ben ondan ordinary serum istedim ve bana hediye olarak verdi bunu. Ve aldığını da söylemedi bu arada. Hani ben istedim. Ha, bakarım şey falan işte, dedim. Yarın yani. Bakarım, belki alırım bulursam falan dedi ve... Çat diye bu. Çat diye önüme çıkardı. Direkt hani dün gece indim ben böyle İstanbul'a. Böyle önüme balya atar gibi. İstemedim. Bir tane set vardı. Haylurnik. Haylurnik ve Niyasinami'de iki küçük boyunu koymuşlar. 13,5 liraydı. Yani 260 liraydı ya. İki tane. Bizde şu an bu 30 emeklikler kaç oldu? 500 diye biliyorum ben. Ya 400 evet, ben bayağı da Türkiye'den almıyorum. En son Amerika'dan teyzem getirdi. Bir de bunları aldım. Makyajımlar bu kadar güzel duruyor bu. Bu yeni fara mı ya, Sephora? Değil. Ne bu? Güzel bayağı. Highlighter'ı. Betim var aldım. Highlighter'ı. Niye gülüyorsun? Cebelleşmene gülüyorum. Çok yağlı bir hamburger. Evet. Afiyet olsun. Nasıl? Ben bunu böyle giymeye karar verdim. Kendime bu ceketi almayı planlıyorum da. Şimdi bu X large'ım. Durdu dedi ki large'ına bu çok yani gereksiz oversize durdu dedi. Oversize değil, büyük durdu. Çünkü ceketin kalıbı da oversize zaten. Evet, kollarım düşüyor falan biraz. Ama ben dedim ki hani kalın bir şeylerle giymek için falan. sen önce kendine bak. Evet, bu da L bedeni. Evet YouTube arkadaşlarım, siz karar verin. Bu mudur? L yani. Evet, ben L'ciyim, büyük L. Büyük L. Ben 44'üne falan baktım orada. Ne Duru dedi yani. 2x var çalacak. 5x var. Ben de istesim. Ben dudağına bakın, ne kokteyli lan, doğru söyle. Ne ya bu dudak lan? Kalemi de değil, dudaklarım daha etli duruyor, bak, anladın mı? Bak bir de dur live yani, tuvalete bak, bir anda gülünce dolgunlaşıyor. Dur bakayım, başı nasıl? Ay. Bir de bakın Duru'nun orijinal dudağına, dolgu yaptırırsan kanıt olsun bu video. Büyük olunca bir tuhaf duruyor. Burada renkler çirkin çıkıyor ya. Daha güzel normalde. Videomu kapatmaya geldim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Normalde vize haftasını çekerim diyordum ama vizelerimin hem online olduğunu öğrendim hem de benim böyle bir düzenli bir vize çalışma veya sınav çalışma hayatım olmadığı için çekmem pek mantıklı olmayacak yani. O yüzden burada kapatıyorum vlogumu. Artık bir sonraki vlogda vizelerden sonra görüşürüz.